Gündelik hayatınızda kullandığınız sıradan alüminyum folyolara bir bakın. Bu şeylerin bir tarafı parlak, diğer tarafı ise mattır. Alüminyum folyo, üretim aşamasında silindirlerin yardımıyla düzleştirilir. Fakat çok ince bir yapısı olduğundan yırtılabilir. Bunun önüne geçmek için folyo katlanır ve silindirden katlanmış olarak geçer. Yani silindirle temas eden yüzey parlak kalırken katlanmış iç kısımsa matlaşır. Bisiklet ya da araba lastiklerinde bulunan kauçuk kıl parçacıklarının gizli bir işlevi varmış gibi görünse de aslında yoktur. Bunlar lastiğin üretim sürecinde oluşur. Kauçuk ve karbon karası karıştırılarak lastik kalıbına dökülür. Daha sonra bu karışım yüksek basınca maruz bırakılarak yayılır. Lastiğin kaliteli olması için kauçuğun yüzeyi tamamen hiçbir yere atlamadan kaplaması gerekir. Fakat bu noktada bir sorunla karşılaşılır. Kauçuk ve kalıp arasında hava baloncukları oluşabilir. Bunu önlemek ve fazla havanın çıkabilmesini sağlamak için kalıbın etrafında birçok küçük delik bulunur. Kauçuk bu sayede deliklere nüfuz eder ve lastik hazırlandıktan sonra bu minik kıllarla karşılaşırız. Bu kıllar herhangi bir dezavantaja yol açmaz. Ancak çok fazla zaman ve efor gerektirdiği için kimse onları temizlemekle de uğraşmaz. Otomobillerin ön camlarında bulunan siyah noktaların amacı sadece estetik bir görüntü oluşturmak değildir. Bunlara cam hamuru adı verilir. Bu şeyler camın yüzeyinin daha dirençli bir yapıda olmasını ve bu sayede camı çerçevesine yapıştırmak için kullanılan yapıştırıcıdan alınan verimin artmasını sağlar. Ayrıca bu siyah noktalar güneşten gelen ultraviyole ışınları engelleyerek alt kısmında bulunan yapıştırıcı maddenin yıpranmasını geciktirir. Siyah şeritli camlar, şeffaf camlara oranla daha hızlı ısınır. Fakat bu küçük noktalar, sıcaklığın eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur. Yüzerken ya da banyodayken, suda çok fazla zaman geçirdiğiniz zaman parmaklarınızda kırışıklıklar oluşur. Cilt, 3 katmandan oluşur. İlk katman, deri altı dokusudur. Daha sonra damarlarla sinirlerin bulunduğu alt deri, yani dermis gelir. En üstteki katmansa üst deri, yani epidermistir. Bu katman, diğer katmanları korur ve vücuttaki suyun buharlaşmasını önler. Epidermis, 4 katmandan oluşur ve bunların en üstünde korun bulunur. Korun, cildinize baktığınızda gördüğünüz katmandır. Üzerinde ise devamlı dökülen ölü keratin hücreleri vardır. Bu katman, bedenimizi dış etmenlere karşı korur. Parmaklarınızı uzun bir süre boyunca suya maruz bırakırsanız, bu ölü hücreler suyu emer ve derinin şişmesine yol açar. Dokuyla bağlı olduğundan dolayı da burası dış katmanın genişleyen yüzey alanını dengelemek için kırışıklıklar oluşturur. Ancak bu durum vücudumuzun geri kalanında yaşanmaz. Çünkü darbeye en çok maruz kalan bölgeler parmaklarımız ve bu yüzden keratin hücrelerinin burada oluşturduğu tabaka çok daha kalındır. Ağladığınız sırada normal ses tonunuzla konuşmayı denerseniz muhtemelen bunu başaramazsınız. Çünkü ağlarken sesiniz ciddi oranda değişir ve o sırada sizi görmeyen insanlar bile moralinizin bozuk olduğunu anlar. Bunun nedeni gözyaşlarının ses yolunda değişime yol açmasıdır. Böylece denemenize rağmen düzeltilmesi mümkün olmayan bir ses sorunuyla karşılaşırsınız. Çeneniz kasılır, gırtlağınız yükselir ve sesiniz tizleşir. Ses telleriniz şişer ve olması gerektiği gibi işlev gösteremez. Onun yanı sıra sinüsleriniz de şişer ve sesiniz genzinizden çıkmaya başlar. Deniz kabuklarını dinleyerek okyanusun sesini duyabilirsiniz, değil mi? Bunu mahvedeceğim için üzgünüm fakat bu doğru bir bilgi değil. Deniz kabuğunun şekli çevrenizdeki tüm sesleri yükseltir ve sesi bir noktaya odakladığı için daha fazla duymanızı sağlar. Kabuğun içine giren hava içindeki yüzeylerden yansıyarak rezonansa yol açar. Duyduğunuz ses deniz kabuğunun boyutuna ve şekline göre değişiklik gösterir. Hava büyük bir deniz kabuğunda daha uzun bir süre boyunca yansır ve duyduğunuz ses küçük bir deniz kabuğuna göre daha pes bir tona sahiptir. Yeşil perdeler genellikle görsel efektler oluşturmak için film ve video yapımında sıklıkla kullanılır. Perdelerin yeşil renkte olmasının nedeni ise aslında çok basittir. İnsanların yeşil olmaması, film yapımcılarının çekimleri yapacakları yerde bulunmayan bir renk kullanması gereklidir. Turuncu, sarı ya da kırmızı ve tonları insan derisine yakın tonlarda oldukları için bu hususta tercih edilmez. Yeşil ve mavi renklerse insanların derilerinde ve saçlarında doğal yollarla bulunan renkler değildir. Bu yüzden genellikle ekranda kullanılmak üzere bu renkler seçilir. Yeşil renk, üzerinde çalışılması kolay olduğu için daha yaygın olarak kullanılır. Daha parlaktır ve mavi perdeye oranla daha az aydınlatmaya ihtiyaç duyar. Yeşil perde kullanıldığı sırada, eğer o çekim sırasında görünmeleri gerekiyorsa, ekrandaki insanlar yeşil renkte bir şey giyemez. Birisi yeşil bir şeyler giyecek olsa, yeşil giydiği kısımlar şeffaflaşır ve arka planla bütünleşir. Bazı efektler için görünmez olması gereken kişilerse yeşil renk giyer ve post prodüksiyon ekibi bu sayede onları ekrandan kolayca çıkarabilir.
Adlarının aksine okullardaki kara tahtalar genellikle siyah değil yeşil renktedir. 18. yüzyıldaki öğrenciler günümüzdeki gibi defterlere sahip olmadıkları için küçük levhalar kullanırdı. Bu levhalar kayrak taşından ya da ahşaptan yapılırdı ve siyah renkte olurdu. Sonraki yıllarda öğretmenler de bu panoların büyük olanlarını kullanmaya başladı ve böylece kara tahta ortaya çıkmış oldu. Bu malzeme pek kullanışlı olmadığı için bazı şirketler 1960'ların sonlarında farklı tür tahtalar üretmeye başladı. Bu firmalar yeşil emaye ile kaplanmış çelik levhalar kullanmayı tercih etti. Ortaya çıkan tahtalar çok daha hafif, dayanıklı ve kullanışlıydı. Öyle ki günümüzde bile onları çoğu sınıfta görebiliyoruz. Ancak tasarımındaki geliştirmeler sebebiyle adı değişmiş olsa bile bu tahtalar hala aynı isimle biliniyor. Gerçi son yıllarda pek çok insan kara tahta yerine yazı tahtası demeyi tercih ediyor. Bazı ülkelerde 13 sayısı için fırıncı düzinesi denmektedir. Bunun ardında eğlenceli bir tarihi hikaye var. Orta Çağ İngiltere'sindeki fırıncıların çözmesi gereken büyük bir sorun vardı. Doğru şekilde ölçüm yapmalarına yarayan yeterince malzemeleri olmadığı için farklı yerlerde üretilen ekmeklerin boyutları birbirinden çok farklı oluyordu. Haliyle bir düzine ekmek satın alan bir müşteri bazı ekmeklerin gözle görülür bir şekilde küçük olduğu durumlarda rahatsızlık duyuyordu. Fırıncılar da bu durumu telafi etmek amacıyla 12 ekmeğin yanına fazladan bir ekmek daha koymaya başladı. İngilizce'deki saat kullanımında karşımıza sıklıkla AM ve PM kısaltmaları çıkmaktadır. Bunlar Latince ante meridiem yani öğleden önce ve post meridiem yani öğleden sonra anlamına gelmektedir. Bu arada Latince günümüzde kullanılan birçok kısaltmada karşımıza çıkar. Bazen kedinizi lavaboda yatarken bulabilirsiniz. Bunun sebebi lavaboların ve küvetlerin evdeki en soğuk yerler arasında olmasıdır. Yani uzun tüyleri olan bir kediniz varsa ve eviniz sıcaksa tüylü dostunuzun daha serin bir yeri tercih etmesi çok normaldir. Ayrıca banyolar genellikle evlerin en sessiz kısımlarıdır ve buralarda çok fazla insan trafiği yoktur. Bu nedenle kediniz burada rahatsız edilmeden kalmayı sever. Bunun yanı sıra lavabo bir gözetleme kulesi gibi yüksekte yer aldığı için kediniz buradan olup biteni izlemekten ve bölgesi de neler olduğunu keşfetmekten keyif alır. Nişan ve evlilik yüzükleri genellikle dördüncü parmağa yani yüzük parmağına takılır. Bu gelenek antik Mısır, Roma ve Yunan'dan gelmektedir. Bunun sebebi ise o yıllarda yüzük parmağında bulunan bir damarın direkt olarak kalbe gittiğinin düşünülmesidir. Bu parmağa takılan yüzükse o kişinin kalbinin başka birine ait olduğunu göstermektedir. Allianz ilk başlarda sağ ele takılırdı. Çünkü insanların çoğu sol elin mutsuzluk getirdiğine inanırdı. Ancak yıllar içerisinde birçok ülke alyansı sol ele takmaya başladı. Günümüzde bu parmaktan direkt olarak kalbe giden bir damar olmadığını bilsek de bu geleneği devam ettiriyoruz ve hala aynı parmağı kullanıyoruz. Bu geleneğin ardındaki diğer sebepse daha simgesel bir anlama sahip. İki elinizi de parmaklarınız birbirlerine dokunacak şekilde birleştirir. Ardından orta parmaklarınızı aşağıya doğru kıvırın. Burada baş parmaklarınız ailenizi simgeler. Bu parmaklarınızı ayırabilirsiniz çünkü zaman içinde ailenizden ayrılırsınız. İşaret parmaklarınız kardeşlerinizi simgeler. Onları da ayırabilirsiniz. Çünkü kardeşlerinizle farklı hayatlar yaşarsınız. Serçe parmaklarınızsa çocuklarınızı temsil eder. Onları da ayırabilirsiniz. Çünkü ne yazık ki çocuklarınız bir gün yuvadan uçacaktır. Fakat yüzük parmaklarınız hayat arkadaşınızı simgeler ve bu parmaklarınızı birbirinden ayıramazsınız. Çünkü partnerinizle aynı hayatı paylaşırsınız. Birçok ülkede gelinliklerin rengi beyaz olur. Ancak bu gelenek düşündüğünüz kadar eski değildir. 19. yüzyıla gelmeden önce gelinlikler birçok farklı renkte oluyordu. Kısacası gelinler diledikleri herhangi bir uzun etekli elbiseyi giymekte özgürdü. Beyaz rengin tercih edilmeme sebebi ise o yıllarda musluk suyunun olmaması ve beyaz rengin çok kolay kirlenebilmesiydi. Ayrıca beyaz renk yas tutmakla bağdaştırılıyordu. Aristokrat kadınların çoğu gelinlik olarak kırmızı renkli elbiseler tercih ederdi. Ta ki Kraliçe Victoria 1840 yılında beyaz bir elbiseyle evlenene kadar. Bu durum başlarda aristokratlarca uygun görülmese bile beyaz renk saflık ve masumiyetle bağdaştırıldığı için 10 yıldan kısa bir süre içinde yaygınlaşarak kabul gördü.